Evet, merhaba. Bugün uzun zaman sonra tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kusura bakmayın bu bekletme için. Sürekli dizideki sansürlerle alakalı video olacaktı ama maalesef engellendim. Telifin olacağını biliyordum aslında ama engellenmeyi hiç beklemiyordum. Bu yüzden video biraz ertelendi. Bunu söylemiştim zaten ama bilmeyenler var diye açıklayayım. Geçen biri kanalın admini öldü yazmış. Hayır, ölmedim. Bu ay izlediğim bazı diziler vardı. Bunları size tanıtayım dedim. 3 tane dizimiz var. Bir tane de bonus ekledim. Toplam 4 dizimiz olacak. İşlerinden muhakkak bir tanesi size hitap edecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Bazıları artı 18 olabilir, bazıları 7 artı olabilir. Hepsi farklı farklı yani. İlla birini seveceksiniz. Başlayalım. İyi seyirler. Size tanıtacağım ilk dizi Maya ve Üç Savaşçı. Netflix'ten izlenebilir durumda. 9 bölümden oluşan 30 dakikalık bölümlere sahip. İlk bunu koydum çünkü bu her yaşa hitap eden keyifli bir dizi. Oturup herkes izleyebilir. Animasyonları 3 boyutlu. Her bölüm film gibi ilerliyor aslında. O kalitede yapılmış. Karakter tasarımları çok hoş, çok sevimliler. Hepsi birbirinden sevimli. Konusu da aslında öyle çok iyi bir konusu yok yani. Ana hedefi çocuklar olan bir animasyona göre gayet kaliteli, iyi işlenen ve sıkmayan bir yapısı var. Tabii ki de en üst seviyeye koyulabilecek bir dizi değil ama izleyince keyifli vakit geçirmeni sağlayacak bir dizi. Ben açıkçası fantastik dizileri çok sevmem. Bu fantastik bir dizi. Öyle maceralı, 3 boyutlu animasyonu da çok sevmem. 2 boyutlu tercih ederim daha çok. Ona rağmen yine de beni tutmayı başardı. Hatta bir de biraz daha yaşım küçük olsa belki de çok çok daha sevecektim bu diziyi. Mini dizi olması gerçekten güzel. 9 bölüm her şey hesaplı, planlı, programlı gidiyor. O yüzden izlerken şurası olmadı, burası fazla uzadı, bu gereksiz, keşke burada bitseydi, böyle şeyler düşünmüyorsunuz. Düz yani. O yüzden çok iyi, fantastik dizi. Sevmeyebilirsiniz, sevebilirsiniz de. Ama kesinlikle bir şans vermeniz gereken yapımlardan biri bence bu ay çocuklar için. Çıkan animasyonlar arasında en başarılardan biri. Tanrılar var, tanrıçalar var, savaşçılar var. Çok ciddi bir iş gibi algılanabilir böyle fantastik tanrılar, tanrıçalar ama komedi anlamında eğlenceli bir dizi. İzleyecek bir diziniz kalmadıysa kesinlikle ilk bakmanız gereken dizi Maya ve Üç Savaşçı benden söylemesi. Tabii daha çok 7 ve 15 yaş arası izleyicilerin bu ay izleyebileceği diziler için geçerli bu. Diğer bundan sonra bahsedeceğim diziler daha çok 15 yaş, 18 yaş üstü gibisinden. O yaş grubu birazdan söyleyeceğim dizileri daha çok beğenebilir. Arcane var sırada. Bu dizi için ayrı bir video yapmamı isteyenler oldu çünkü çok fazla popüler. Herkes izledi, herkes sevdi. Reklamlarda da gördük, pankartlarda orada burada hep fragmanı oynuyor, posterleri görünüyor. Artık iş benden çıktı yani. Benim asıl amacım az bilinen dizileri sizlere sunmak. Bunları popülerleştirmek ama Arcane bunu geçti artık. O yüzden benim yapabileceğim pek bir şey yok. O kadar insan incelemesini çekti. Başka YouTuberlar çekti. Benlik bir şey yok. Yine de kendi görüşlerimi söyleyeceğim Arcane hakkında. Valla dizi IMDb'de 9,4 puan aldı. Bölümleri çok tuttu, sevildi. 3 parta ayırmaları mantıklıydı. Dizinin işleyişini daha kolay yaptı bu. Hoş da yaptı. Bu yüzden sıkmadı da zaten. Hep çocukluğunu anlatsa evet belki çok daha derin olabilirdi. Powder'ın yaşadığı şeyleri 9 bölüm birden görmek o derinliği kat ve kat arttıracaktı ama tabii bunun için hem zamanları yok hem de izleyici büyük ihtimalle sıkılırdı bundan aksiyona geçilmediği için. Zaman atlamaları olduğu için dizi sıkmıyor. Animasyon kalitesi hakkında söyleyecek hiçbir şey yok. Harika bir animasyona sahip. Bu resmen insanları büyüledi. Oyunu oynayan, oynamayan herkes şu animasyonu görür görmez zaten diziyi izlemeye başlamıştır. Karakterleri bildiğim halde, hikayelerde neler olacağını bildiğim halde hala keyifli geliyor. Ya bir de hiç alakanız yoksa oyunla, hiçbir şey bilmiyorsanız bir de öyle izleseniz çok zevk alırsınız bence diziden. Bazıları diyebilir ya bu niye bu kadar abartılı 9,4 10 üzerinden 9,4 almış yani dizi. Ya aslında animasyon kalitesi gerçekten 10 üzerinden 10 hak ediyor. Bunun için değerlendirirsek evet. Tabii ki de Netflix'in en yüksek prodüksiyonlu işi. Ya sırf animasyonu sevdiğiniz için daha iyi izleyebilirsiniz. Ama geri kalan şeyler toplasan hepsine bir baktığında 9,4 etmez. Bu puana aldanmayın. Gidin sırf böyle hiçbir şeyi sesi de kısın kapatın. Sırf görüntülere bakın ya öyle söyleyeyim. Sanki bir resim sergisindeymişsiniz gibi. Karakterler hiç boş değil. Güzel ilerliyor. Hepsinin bir derinliği var. Hepsinin bir amacı var. Kendi işlerinde derin. Hikayenin karakterlerle birlikte işleyişi güzel ama düz ilerliyor. Ya sıradan geliyor aslında. Çok da bir numarası yok. Bir Victorian hikayesi çok iyi gidiyor. 9,4'lük bir dizinin her şeyi çok iyi yapmasını beklerim. Zaten burada en iyi 250 diziye baktığımızda birçoğunun üstünde duruyor. Ben buradaki çok fazla diziyi izledim. Hepsinin çok iyi yaptığı çok şey var. Kötü yaptığı şeyler yoktu.
Arkane'in de kötü yaptığı bir şey yok ama çok iyi yaptığı şeyler sınırlı. Arkane'in eksik kaldığı yerler var buradaki diğer dizilere kıyasla. 9.4 puan almasının yanında bir sorunu yok zaten. 8.5 olsa, 8.7 olsa, 8.9 olsa hatta hiç şaşırmazdım. Yani şimdi konuyu falan anlatarak da geçirmek istemiyorum zamanı. Zaten internette yüzlerce kaynak vardır. Bunlara bakabilirsiniz. Arkane güzel bir dizi. İlk tavsiye edeceğim dizilerden biri kesinlikle. Hatta bu senenin en iyilerinden biri. Ama bu puan çok abartı. Ha, belki de sadece ben böyle düşünüyorumdur. Ve üçüncü dizimiz benim bu ayki favori yapımım. Tür olarak baktığımızda zaten sevdiğim bir tür. Komedi ve drama türünde. İyi mizah unsurlarına sahip ve insanı iyi anlayan bir dizi. İşaretli Yerden Kesin. Zaten bundan bahsetmiştim Kasım ayında çıkacak olan dizilerde. İtalyan dizisiydi. Romalı bir karikatürümüz var. Bir yolculuğa çıkıyor bunlar. Tabii o bütün dizi yolculuk boyunca geçmiyor ama. Burada karakterimizin kendi içinde yaşadığı çatışmaları, sorunlarını, dertlerini, korkularını, her şeyi görüyoruz. Karakterimizin üstünden anlıyoruz her şeyi. Zaten her şeyi karakter anlatıyor. Direkt kendi ağzından anlatıyor olayları. Yanında bir armadillosu var. Bu vicdanın temsilen burada. Takılıyorlar. Değişik kafalarda. Kendi sorunları, hayat üzerindeki sorunları, çelişkileri. Bunlar üstünde bir şeyler anlatıyorlar bize. Biz de kendisi hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Dersler alıyoruz ve kendimizden bir şeyler buluyoruz onda. 20 dakikalık bölümlere sahip. 6 tane bölümü var, çok kısa. Netflix'te bulabileceğiniz bir dizi. 3-4 bölüm eğlenceli gidiyor. Son 5. ve 6. bölümler dramatik, çok ağır bölümler. Aslında o kadar da yine komik, eğleniyorsunuz izlerken. Ama dramatik yönden de özellikle son bölüm çok vurucu. Çizim yönden de ben iki boyutlu animasyona aşık biri olarak, en çok bunları izlemeyi seven biri olarak buna da hayran kaldım. Çok başarılı. Düz iki boyutlu animasyon, renkler, çizimler çok güzel. Benim sevdiğim tarz yani. Bu üç bahsettiğim dizide farklı türlerde. Biri üç boyutlu animasyon, Maya ve Üç Savaşçı. Arkane daha çok böyle iki boyutlu, üç boyutun karışımı gibi bir halde. Üç boyutlu ama renklendirilmesi böyle iki boyutu andırıyor. Bunu da düz iki boyutlu animasyonda full çizim. Biraz böyle bir çizgi roman okuyormuşum havasını da verdi o renklerden dolayı. Üçü de teknik anlamda farklı diziler. Seç beğen al yani, hangisini daha çok seviyorsan onu izleyebilirsin. Fantastik macera dizisi arıyorsanız Maya ve Üç Savaşçı tabi eğlencelik de bir dizi. Ama biz daha çok tabi eğlence, durum komedisi üstüne bir eğlence. Öyle çok ağır yetişkin esprilerin döndüğü bir dizi değil tabii ki de. Ama eğer bunu geçtiniz, böyle biraz daha aksiyon ve drama istiyorsanız, karakter derinliği çok olsun ve aksiyonunu bırakmasın istiyorsanız, Arkane tabii ki de izlemeniz gereken dizi. Ama eğer sırf aksiyon istemiyorum ama başım ağrımasın benim derseniz de İşaretli Yerden Kesin güzel bir alternatif olurdu. Ama İşaretli Yerden Kesin de hani başım ağrımasın dedim de çok hızlı ilerleyen bir dizi. Karakter kendi ağzından anlatıyor olayları dediğim gibi. Çok fazla kelime geçiyor artık. İtalyanca olduğu için mi böyle duyuyoruz biz ama bayağı hızlı. Takip etmekte çok zorlanabilirsiniz ona göre. Ha, bununla ilgili bir de şey demişler. Haberlerde çıktı. PKK bayrağı mı ne koymuşlar arkaya falan. Kırmızı yıldız var, arkası sarı, yeşil bir şeyler var. Artık ben onlara girmiyorum. Ben izlediğim şeye bakıyorum. Onların yaptığı beni hiç ilgilendirmez. Zaten ben bunu izlediğimde PKK bayrağını orada göründü. Aa, ben PKK'ya katılmalıyım, ben terörist olmalıyım demedim. O yüzden bunları geçin, izlediğiniz şeye bakın. Adam koymuş oraya, o onun kendi şeyliğidir. Eğer gerçekten o amaçla koyduysa onun suçudur, onun sorunudur. Ha, belki başka bir anlamı vardır onun için o yıldızın. Bilmiyorum, o yüzden bunlara karışmıyorum, bu benim işim değil. O yüzden bunu geçtim. Sorarsanız diye bunu da cevaplayayım dedim. Diyelim macera fantastik beğenmedin, at abi dedin. Aksiyon dramayı da beğenmedin dedin abi. Karakterler çok yorucu falan dedim bu dizi için. Aksiyonda gelemem dedin. Komedi dram da zaten izlemek istemiyorum. Bunlar yavaş diziler oluyor, sarmaz falan dedin. O zaman bir dizi daha var, bonus dizimiz. Bu 4 dizi hepsi birbirinden farklı farklı tonlarda. Bence illa birini beğenirsin. Dördüncü dizimizin ismi de Hitmonkey. Aksiyon macera komedi dizisi ama komedisi yetişkin mizah. Eğer böyle daha yetişkin esprileri görmek istiyorsanız, espriler biraz daha Archer dizisindeki gibi. Ama bunun görselliği de güzel. Bu da görsel olarak tatmin edici bir yapım. Ve biraz Hitmonkey aslında benzer filmlerde gördüğümüz, karakterlere alıştığımız tarzda yap ama buna rağmen eğlenceli diyaloglara ve güzel aksiyon sahnelerine sahip komik bir dizi. Hulu'da yayınlanıyor, Türkiye'de yok o yüzden. Bazı dizi sitelerine bakarsanız korsan, kaçak yayın falan onlardan bulabilirsiniz diye umuyorum, inşallah bulursunuz.
Evet, bu ayki dizi tavsiyelerimin sonuna geldik. Bundan sonraki video muhtemelen Aralık ayında çıkacak olan diziler ve filmler olur. Ondan sonra da belki araya bir tier list videosu koyabiliriz. Bakacağız. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.